Günün sarsıcı cinayet haberlerinden biriyle devam ediyoruz. Günlerdir aranan 29 yaşındaki Emre Öztürk'ün İstanbul Çatalca'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Polis katil zanlısının peşindeydi ancak çok geçmeden talihsiz gencin öldürülmeden önce sanki başına gelecekler içine doğmuş gibi katilinin aracının fotoğrafını çekip bir arkadaşına gönderdiği ortaya çıktı. İşte o fotoğraf sonrası polis operasyon düzenledi ve bakın cinayetin altında kimler çıktı. 29 yaşındaki Emre Öztürk günlerdir kayıptı. Her yerde aranırken cansız bedeni ağaçlık alanda bulunmuş, genç adamın cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. O korkunç cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı. Genç müteahhitin öldürülmeden önce katilinin aracının fotoğrafını çekip arkadaşına gönderdiği anlaşıldı. İşte bu fotoğraf karesi polisi katile götürdü. Katil de zaten tanıdık biriydi. Talihsiz gencin cansız bedeni 6 gün önce Çatalca'da bir ormanlık alanda bulundu. Ayçiçeği tarlasına gelen bir adam günler sonra yeniden tarlaya geldiğinde aynı aracın yerinde durduğunu gördü. Durumdan şüphelendi ve bunun üzerine ağaçlık alana girdiğinde o gencin cansız bedenini gördü. Vücudunda bıçak darbeleri vardı. Polis ve ambulans olay yerine geldiğinde gencin uzun süre önce öldüğü anlaşıldı. Peki kim ya da kimler bu cana kıymıştı? Çok geçmeden taşlar yerine oturdu. Emre Öztürk eski ortağına lüks aracını vermiş, araç kaza yapınca ikili arasında masraf yüzünden tartışma çıkmıştı. İşte cinayetin işlendiği o günde eski ortak Emre Öztürk'ü aradı. Aracım bozuldu, bana yardıma gel diyerek Çatalca'daki işte bu ormanlık alana çağırdı. Emre Öztürk sanki başına gelecekleri anlamış gibi eski ortağının gönderdiği konuma gidince işte bu fotoğrafı katilinin aracının görüntüsünü çekip arkadaşına gönderdi. Dağın başındayız, biri bizi burada kesse kimsenin haberi olmayacak diye de yazdı. Cinayet sonrası polis aracın plakasına bakınca işin altından eski ortak çıktı. Talihsiz gencin cansız bedeninin bulunmasının ardından aile adli tıp kurumuna gitti. Katil zanlısı da ailenin yanına giderek başsağlığında bulundu ama orada iki taraf arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası taraflar karakolluk oldu. Öztürk öldürüldükten sonra katil gasp süsü vermek için cep telefonu, cüzdan ve kol saatini de almıştı. Cinayet polisi çalışmasını tamamladı. Operasyonla eski ortak, kardeşi ve kardeşinin sevgilisi gözaltına alındı. Cinayet iddialarını kabul etmediler. Abi kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.